Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 25 Ekim Cuma gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Aslında yorucu bir haftayı, yorucu bir Avrupa serüvenini geride bıraktık. Salı, çarşamba ve perşembe günü Avrupa maçlarına doyduk. Hem Şampiyonlar Ligi, hem Avrupa Ligi, hem Konferans Ligi. Gerçekten yorucuydu. Ben bu üç gün boyunca elimden geldiğince en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sadece YouTube'u baz almıyorum tabii ki. Hem Twitter'da paylaştım hem de özellikle grupta paylaştım tahminlerimle olabildiğince takipçilerime, gruptaki insanlara ve beni dinleyen herkese kazandırmaya gayret ettim ve bu konuda da açıkçası başarılı olduğumu düşünüyorum. Ciddi bir başarı yüzdesi elde ettik. Tabii ki videonun sonunda da buna değineceğim. Öncelikle Nasılsınız? İyi misiniz? Ben müsaadenizle bir bardak su yudumlamak istiyorum. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bazen e, insan konuşurken de yoruluyor. E, ne söyleyeceğini bilmiyor. Kafası karışık oluyor falan. O yüzden şöyle bir duraksadım ve bir suya ihtiyaç oldu ve bunu da giderdim. Şimdi Ekranda ne görüyorsunuz? Bu maçlar 5000 TL değerinde. Ben sizler için 3 tane çok güzel maç seçtim. Ve bu 3 maçın oranı da 5 oran yapıyor. Ben de ortalama bir insanın kombineme en az 1000 TL oynadığını düşünüyorum. Hani 500 TL oynayan da vardır, 100 TL oynayan vardır, 10.000 TL oynayan da vardır. Ama ben 1000 TL genelde baz oluyorum. Tabii ki herkesin bütçesi de farklı. O yüzden ekranda gördüğünüz gibi bu maçlar 5000 TL değerinde dememin sebebi de budur. Yani 1000 TL 5000 TL vermesi. Ben bugünkü tahminlerin hem oran olarak hem de e, ihtimal olarak çok kuvvetli bir şekilde geleceğini düşünüyorum. E, ve hafta sonu sermaye çıkarmanızı da bence yardımcı olacaktır. Sözü de daha fazla uzatmadan tahminlere geçelim. Videonun sonunda zaten sohbet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Hadi bakalım Süper Lig'le açılışı yapıyoruz. Adana Demirspor'la Sivas Spor karşılaşıyorlar. Şimdi Adana Demirspor son 8 maçın 7'sine kaybetti. Artık ben ligde de beyaz bayrak çekmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sivas güçlü bir takım değil. Tabii ki Adana ile aralarında büyük bir kadro farkı da yok. Fakat Adana'da hem yönetim çöküşü hem istedikleri futbolcuları almayışları, çok genç oyuncularla sahaya çıkmıyorları tabii ki çok büyük bir dezavantaj. Yani direnecekler midir? Direneceklerdir. Fakat yani Sivas'ta Bülent Uygun gibi kurt bir hoca var. Bu fırsatı mutlaka değerlendirecektir. Yani Sivas'ın şuradan 3 puanla ayrılması yani ligde garantile yani ligde kalmayı garantilemekle eş de. Çok çok değerli buluyorum ben. Bu özellikle son Hatay maçında da güzel bir futbolla Hatay'ı da 3-2 yendiler. ben son maçlarını izlediğim için olumlu buluyorum. O yüzden bu maçta alakalı tahmininde bence net oranda riski fazlasıyla karşılıyor. E, maç sonucu iki, oranda 2 oranda 2.05 Sivas maçı kazanır değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet, günün ikinci tahmininde Torino ile Como karşılaşıyorlar. Como çok güzel bir isim değil mi ya takım olarak? Como. Aa, hoşuma gitti nedense. Şimdi iki takımın toplamda son 10 maçı karşılıklı gol var bitti arkadaşlar. Hem Torino cephesinden bakarsınız hem de Komo'nun maçlarına bakarsanız her iki takımın da bolca maçların golli geçtiğini görürsünüz. Ha belki maç 1-1 bir bir biter bilemiyorum. O yüzden hani 2.5 üstü girmek yerine karşılıklı gol var. Elimde böyle bir seri varken de e, girmeyi uygun gördüm. Zaten ihtimal olarak da %64 işte de işte fena değil. Yani büyük ihtimal bir aksilik olmazsa e, bunun da gerçekleşeceğini analiz verileri de söylüyor. O yüzden bu maçla alakalı tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.65 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi Premier Lig'de finali yapacağız. Leicester City ile Nottingham Forest karşılaşıyorlar. Ben bu maçta ilk yarı için açılan korner baremini çok yüksek buldum. Zaten maçın Korner ortalaması bu maçın korner 6.50. Daha ilk yarıda İtta çok yüksek bir barem açmış. Oranı da güzel vermiş. Şimdi ekranın sol altında görüyorsunuz. Maçta beklenen korner sayısı 7. Değil mi? Yani e, yani bir nevi bunu biz value bahis olarak da görebiliriz. Değerlendirebiliriz. O yüzden benim bu maçla alakalı tahminim çok net. İlk kere 5.5 korner 6. Oranda 1.50. Değerlendirenlere hayırlı olsun. tahminler bitti videonun yine sonuna geldik son bölümü Ben biraz sohbet biraz e, grubumla alakalı bir şeylerden bahsediyorum bazen işte aklıma geleni falan söylüyorum bakalım şu an son bölümde ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama e, Avrupa haftasını Evet geride bıraktı yorucu bir zamanda Umarım her şey istediğiniz gibi olmuştur kuponlarınız kazanmıştır tahmininiz tutmuştur bilemiyorum ama ben her zaman sizin için en iyisini diliyorum bugünkü tahminlerimi gördünüz Oranlar hiç fena değil. Yani bin liraya 5000 bin liraya veriyor. Ne gelirse de her herkesi hafta sonu için güzel bir sermayeye de teşvik edecek. Yani Sivas'a açılan oranı da çok yüksek buldum nedense. Yani Adana gerçekten çok çok kötü bir durumda. Yani daha ne kadar onun yenilmesi lazım ki oran düşsün. Ama oranlar gözünüzü korkutmasın. Yani bence gayet mantıklı tahminlerde. İşte komaya bakıyorsun gayet güzel karşılıklı gol var serisi var. İngiltere Premier Ligi'ne bakıyorsun. Yani maçta beklenen korner 7. İlk yarıdan yüksek para maçmışlar. Işte. Alt olarak değerlendiriyoruz. Bence mantıklı geldi kombine. Gelebilir büyük ihtimal bir aksilik olmazsa. İnşallah ben de bu yarın burada kombinimiz kazandı diye bir sevinç gösterisi yaparım. Ben de hepiniz gibi çok istiyorum. Her tahminim gelsin, her tahminim kazansın. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Yine de ben Avrupa haftasında arkadaşlar 3 kasa kombinem kazandı. Ve 21 tahmini başarıyla sonuçlandı. Salı, çarşamba, perşembe. Çarşamba günü 3'te kaldım. Sebebi şu internet gitti arkadaşlar. Yani belki çok daha fazla olabilirdi ama e, güzel bir gündü. Güzel de sonuçlandı. O yüzden ben mutluyum. Gerçekten mutluyum. İyi oldu. Belki Beşiktaş maçı şey olsaydı e, dün bir buçuk üstü olsaydı çok daha keyfim yerinde olurdu. Dünyalar kaçtı zaten. Yani o maçın hala yani hani bırakın hani şey iki buçuk üstü olması, bir buçuk üstü bile olmaması büyük büyük bir mucizeydi. O gerçekleşti. Muhtemelen o konuda üzülmüş olabilirsiniz ama genel olarak güzel bir haftaydı. İyi de kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi artık hafta sonuna hazırlık. Cuma, cumartesi, pazar. Şimdi bakın bugün cuma ben şimdiden söylüyorum size. Yarın çekeceğim videoyu söyleyeceğim. Hafta sonu çok ciddi alırım diye. Tamam. Bak benim çok güzel iki tane grubum var. VIP ve Diamond. Çok kaliteli tahminlerim orada olacak. Yaptıklarımı zaten paylaşıyorum. Beni Twitter'dan takip edin mutlaka. Ben grupta ne yaptığımı genel olarak paylaşıyorum. Ha kaybeden bahislerim yok mu? Var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben Tercihler kaybedebilir. Eyvallah olabilir. Benim başarı yüzlem zaten yüksek. yüzde %90'ın üstünde fakat gelmeyen tercihlerim de oluyor tabii ki. Yani bu bahisin doğasında var. Maalesef ben de istiyorum her biri gelsin. Ama genel olarak negatifliği sevmediğim için hep pozitif olmaya karar verdiğimden dolayı kötü şeyleri görüp takılmadan iyi şeyler üstünden devam ediyorum. Ki o zaman sizlerle tahminlerimi paylaşırken çok daha sağlıklı ilerliyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi ben yine bugünden itibaren yani Cuma günü, Cumartesi günü ve Pazar günü çok iddialı bir şekilde size söylüyorum. Cuma, Cumartesi, Pazar günü. Grubumda her gün bir tane kısa kombinam kazanacak. O kadar eminim yani. Çünkü yarından itibaren çok sağlam kombineleri grubuma koyacağım. Bunun konuda hiçbiriniz olmasın sağlam yine maç önü tercihlerim olacak. Ve yine sağlam canlı tercihlerim olacak. Özellikle canlıdaki performansımı ben beğenirim. Bayağı iyidir. Gerçekten bayağı iyidir. Maç önünde de tutturduğum zaman tam tutturuyorum. Tökezlediğim zaman da tökezlediğim oluyor haliyle ama eğer sen tahmin olarak kendine güvenmiyorsan iyi kombine yapamıyorsan iyi canlı takip edemiyorsan kaybediyorsan abi burada yani bir konuda Tecrübeli bir insana başvuracaksın. Yani piyasada tabii ki çok fazla muhtemelen vardır karşımızda Gruplar, bir gruplar, çeşitli özel gruplar. Eyvallah yani kim ne yapıyor inan bilmiyorum. Takip etmiyor. Fakat e, benim avantajım şu. 27 yıllık bir tecrübe. E, hem Türkiye'de hem dünyada bahis de adımı duyurmuş olmam dünyaya mesela Forza'nın kuralı gibi çok büyük bir bahis taktiği sunma dünya ikinciliği tipster yarışmasında 2020 ve aynı zamanda zaten kendi başarılı performans gibi çok güzel referanslarım var. Mesela 52'de 52 gibi muhteşem bir canlı seri şeyim var, serim vardır. 52'de 52 arkadaşlar. Paylaştığım 52 tane canlının üst üste 52 kere kazandığını düşün. Bunu yaptım. 2020 yılında. Büyük başarıydı. Yakın bir zaman yani böyle çok var e, serilerim geçmişte de. İşte e, 37'de 37, 41'de 41, 44'te 44 gibi başka başka serilerin de var. Hatta mesela geçen aydı yanılmıyorsam VIP grubumda 34 de 34 gibi muhteşem bir seri yapmışım canlı serisi. Rüya gibi bir şeydi. E yine tabii ki devamı mutlaka gelecektir. Bu konuda benim e, hiç şüphem yok. O yüzden hepinizden rica videomu beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Grubuma gelmek isteyen gelir. Başımızın tarcısınız. Ne zaman isterseniz. Grubuma katılmak için de YouTube'da ve açıklama kısmında linkler var. Bana Twitter'dan ya da Telegram'dan ulaşarak mesaj atıyorsunuz direkt mesaj atıyorsunuz ve bilgi alıyorsunuz. Durum budur arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Kendinize de çok iyi bakın. Ben Alper Ford.